Evet arkadaşlar, alıçta toplayacağım. Çok güzel tutmuş bu sene. Maşallah. Biraz toplayayım bunları. Toplayayım böyle. Her derde deva bir meyvemiz. Çok şükür köyümüzde her şey var. Doğru Mutfağı hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Bugün size alıç sirkesi yapacağım. Toplamda burada 10 su bardağı alıcım var. Tabii ki memleketimde doğal topladım. Bir saattir sirkeli suda bekliyor alıçlarımız. Gayet tozunu, toprağını verdi suyuna. Bir çay bardağı sirke koydum suyun içine. Alıçlarım bir saattir bekliyor. Güzel bir sirke elde etmek isterseniz sirkeli suda mutlaka bekletin. Üstündeki bakteri, tozu, mozu ne varsa akar suyun içine. Bundan sonra bunu daha süzeceğim ve 1-2 su yıkayacağım alışlarımızı, sirkemizi kuracağım. Bakalım ve süzelim. Şöyle bir kaseme alayım. Altında kalan tozu da size göstereyim. Gayet tozunu vermiş suyuna. Evet, sirkeli suda bekletmemizin sonucu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak, kumu, tozu, toprağın hep suyuna verdi. 2-3 suda yıkayacağım alışlarımı. Alıçlarımızı yıkadık, temizledik. Sirkeli sudan sonra 4 su yıkadım, temizledim. Şimdi alıçlarımı şöyle hafif elimle ezerek kaseme alacağım. Sirkenin çabuk oluşması için bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Şöyle elimle bunları tek tek eziyorum, tabağıma atıyorum. Çok da değil. Mesela böyle şöyle hafif bakın. Dem bir tane elma da alıcın içinde var ya, bu da doğal. Bunu da doğrayacağım içine. Alıç deyip geçmeyin. Damar tıkanıklığına, kalp hastalığına, şekere, her şeye derman olan bir meyvemizdir. Gayet sağlıklı. Güzel bir meyvemiz. Organik. Elimizde her şey varken değerlendirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, alıç sirkesi için bize gereken malzemeler. Alıçlarımızı 10 su bardağı aldım, böyle ezdim elimle. Demin de söylediğim gibi 5 litre cam kavanozum var. Suyum var burada. İçme suyu tercih edin. Musluk suyu tercih etmeyin. Bir yemek kaşığı doğal organik balımız var. Mayası için 2 yemek kaşığı sirkemiz var. Alıç sirkesi. 1 adet elmamız var. Demin alıçlarımın içindeydi ya, onları da doğradım küpü. Bunu da ekleyeceğim. Kumaş bez bize gerekiyor. Lastik, tahta kaşığımız ve şimdi yapma aşamasına geçelim. Cam kavanoz mutlaka tercih edin. Ve alıçlarımızı içine aktarıyoruz elimle. Şöyle hepsini aktaracağım. Çok şifalı bir sirke bu. Mutlaka yapın, deneyin. Alıcı her yerde bulabilirsiniz. Pazarlarda da satılıyor. Bakıyorum pazarda kilosu 20 TL, 10 TL değişiyor. Bizim memleketimizde bedava. Allah'ın verdiği nimetler dağda. Topluyoruz, getiriyoruz, yapıyoruz sirkemizi. Bak ne kadar güzel.
Ev yapımı sirkeler çok berrak olmuyor. Tabii ki marketteki sirkeler gibi. Ben marketteki sirkelere hiçbir zaman güvenmiyorum. Sirke dediğin azıcık bulanık olur. Çok da değil de. Ama oradaki de aşırı derecede berrak. Bakın. Sirkemi de ekliyorum içine. Küp küp doğradım. Elmaları da atıyorum içine. Balımı da aktaracağım da kaşık yardımıyla yapmam gerekiyor. Şimdi onu da ekleyeyim. Şöyle aksın. Bir yemek kaşığı organik balımız. Şöyle onu kaşığımla da sıyıracağım, ekleyeceğim içine. Ve suyumu aktaracağım içine. İçime suyu. Biraz daha ekleyeceğim üstüne. Evet, suyum eksikti. Biraz daha ekleyeceğim. Şöyle. Toplamda 22 su bardağı su ekledim. Bakın alıçlarımız yukarıya çıktılar. Bunların yukarı çıkması gerekiyor. 20 gün boyunca bunları tahta kaşıkla her gün karıştırıyoruz. İyi bir sirke eğer elde etmek isterseniz 2 ay veya 3 ay bekleyin. Daha güzel bir sonuç alırsınız. Bakın. Dipte fazla kalmadı. Bakın bir ton balımı aktardım, içine sıyırdım. Bir yemek kaşığı balım vardı. Evet sevgili takipçilerimiz. Böyle pamuklu bir bez aldım. Ağzına taktım. Lastik de taktım. Bakın gördüğünüz gibi kapak örtmüyoruz. 20 gün boyunca sirkemizi tahta kaşıkla karıştırıyoruz devamlı. Sirke deyip geçmeyin. Her derde devadır. Her şeyi evde kendiniz yapın. Gayet de güzel olacak sirkemiz. Alış sirkesi süper olacak. Görüntüye bakın, muhteşem. Harika bir sirke elde edeceğim. Evet arkadaşlar. Sirkemi kurdum ve ikinci gün ağzını açtım. Şöyle güzel bir bezle bir kapak yaptım. Lastik de taktım ağzına. Böyle daha güzel. Ve şimdi bezini çıkarıyorum. Sirkemi bir güzel karıştırıyorum bak. Şöyle. 20 gün boyunca sirkenizi şöyle devamlı karıştırın tahta kaşıkla. Evet, şimdi tekrar bezini takıyorum. Sirkemi alacağım, mutfakta karanlık bir yerde saklayacağım. Siz de öyle yapın. Dibe çöktü mü bilin ki sirkemiz olmuş demektir. Evet arkadaşlar, tekrar Doğru Mutfağa hoş geldiniz. Evet, 20 gün sonra sirkem oluştu. Sirkemi hazırladım. Sirkemi mesela 20 gün boyunca devamlı tahta kaşımla karıştırdım. Bütün meyvelerim bakın aşağı indi. Evet, sirke anası oluştu. Bu ne demektir? Sirkemizin yani oluşmuş halidir ve gayet güzel bir sirke de elde ettik. Mesela bakın ince bir tabaka sirke anası tuttu. Ve ne yapıyoruz? Üstündeki bezini alıyoruz. Artık beze gerek kalmadı. Bakın hiç Özge Hanım bir gelir misiniz? Üstünde çekin. Bakın bir küflenme yok, bir şey yok. Bakın organik doğal sirke, ekşi ekşi kokular nasıl geliyor? Ve kapağını kapatıyoruz. Ben sirkemi süzmeyeceğim. İyi bir sirke elde etmek için 3 ay beklememiz gerekiyor. Sirkem şu anda fermente olmuştur. Alıç sirkenin faydalarını da size anlatayım. Mesela ciltte parlaklık, canlılık, vücuttaki kötü bakterileri de atıyor. Kalp damar hastalıklarına da birebir ve devamlı sirke kullanın.
Ben de içme suyumda mutlaka 4-5 damla sirke kullanırım. Çocuklarım da içiyor, ben de içiyorum. Ailecek sirke içiyoruz. Ve sirkemi kapattım. Şimdi bunu karanlık bir yerde 3 ay bekleteceğim. Evet arkadaşlar, siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ayrıca biz alıç reçeli de yapmıştık. Onun Aynen. videosunu da izleyebilirsiniz. Reçelimiz de süper geldi. Hep sağlıklı besleniyoruz, organik besleniyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.